Evet arkadaşlar merhaba. 31 Ocak 2021 İzmir Şirin Podyumu gündüz programıyla beraberiz. İkinci altılı ganyanı biz biliyorsunuz tahminlerimizi koyuyoruz. Ve ona göre bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi İzmir Şirin Podyumu'nla ilgili tahminlerimize geçelim. Öncelikle İzmir'de yağmur olduğunun bilgisi var. Zaten biliyorsunuz Ege taraflarında devamlı yağmur olduğu Antalya, Alanya bu taraflarda. Birçok maç dahi orada ertelenmiş. Evet, çamurlu ve ağır pistten bahsediyoruz. Ona göre dördüncü koşulu altılı ganyan başlıyor. İkinci altılı ganyan başlıyor. Handikap 16 bir koşu. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 10 tane safkan var. Biz 5 tane safkanı size öneriyoruz burada arkadaşlar. 4 numaralı Altın Zele Mehmet Kaya ile son koşusunu kazanmış olan safkan. Tekrar biz ilk şans veriyoruz bu safkana. İkinci atımız 3 numaralı Şif Nefesi Gökhan Gökçe ile Tınay Altunova ekibinin antrenör ettiği gerçekten çok da sevdiğimiz bir antrenör grubu. 9 numaralı Tövbekar Halil Gün'le aprantisiyle beraber açıkça söylemek gerekirse böyle bir havada böyle bir zeminde 50 kiloyla koşuyor olması kesinlikle kuponlarda olmasını gerektiriyor arkadaşlar. Ve 6 numaralı İradeli Yıldız Barış Kurdu'yla artık Barış Kurdu da normalde bir performans göstermesi lazım. İradeli Yıldız'la bu şansı var bugün. Ve 5 numaralı Biçeroğlu Oktay Kızıldaş'la o da aprantisiyle beraber. Gerçi 54 kilo ama önemli değil. Burada kesinlikle kuponlarda olması gereken safkanlardan bir tanesi. Burayı 4, 3, 9, 6 ve 5 şeklinde 5 tane atla geçiyoruz arkadaşlar. Evet ikinci altılı ganyanın ikinci ayı 5. koşu. Bu arada birinci altılı ganyanın da 5. ayı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar burayı da handikap 16 tekrar. 4 ve yukarı İngilizler bu sefer. 1200 metre kum piste çıkacaklar. 12 tane birbirinden kaliteli güzel safkanlar bir araya gelmiş. Evet burada altılı para yapacak olan ayaklardan bir tanesinden bahsediyoruz. Birinci altılı ve ikinci altılı ile ilgili tabi. Aynı zamanda birinci altılının da tabela ayağı olmuş oluyor burası. Bu 12 tane safkan içerisinde yine 5 tane safkana biz burada yer veriyoruz. İlk atımız 2 numaralı Değirmen Derebeyi Mustafa Çiçek'le. Gerçekten Mustafa Çiçek çok formda. Anladığım kadarıyla takip de ediyorum koşularını. Kendine de bakıyor yani hatta üzerine duruşuyla bir şekilde performansıyla yani binlerce kez seyrettiğimiz şeylerin içerisinde bir anda görebiliyoruz. Jockey'in dinç olması çok önemli. Bu Mustafa Çiçek bu atla çok şanslı bugün. İkinci atımız 3 numaralı Çatalkaya Özcan Yıldırım'la aynı şekilde bu Pleasant the Perfect yavrusu. Evet arkadaşlar. Üçüncü atımız 6 numaralı She's My Baby. Approve yavrusu arkadaşlar bu da. Yani tabii ki suyu sever sevmez. 7 numaralı Ganime'de Hüseyin Şimşek'le Bosporus yavrusu. 11 numaralı Grim. Arkadaşlar Nevzat Avcı'yla burada ses getirebilecek safkan bunlar ama sizin atınız da varsa mutlaka yazın. Hani burada Anna Counted yavrusu, Count on You var. Luke Star var Kadir Tokaçoğlu'yla. Yani yeri olan bunları mutlaka yazması lazım. 2, 3, 6, 7 ve 11 diyoruz. Dediğim gibi hatta 10 numarayı dahi Erbabam dahi burada ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu 5. koşu gerçekten çok zor bir koşu. 12 Wild Ocean eklenebilir. Ama önceliğimiz burada bizim 2 numara 3, 6, 7 ve 11 olsun diyoruz. Evet. 5. koşudan 6. koşuya geçelim. 3. ayak, 2. altılı ganyanın 3. ayağı ve 1. altılının da son ayağı olmuş oluyor. 6 tane safkan var burada. Bu şartlı 4 koşuda. 4 yaşlı Araplar 58 kilogram 2000 kilo 2000 kum mesafesi uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz.
Bu 6 tane safkan içerisinde arkadaşlar bizim kendi görüşümüz bu Tamer'in oğlu yavrusu Gökhan Kocakaya ile Havza Aslan'ı bir şekilde bu koşudan zaten kapalı gözlüğünü hepsini takmış burada. Kendisini hazırlamış yarışa belli ve bu yarışta alacağını tahmin ediyoruz ve 2 numarayı banko olarak size öneriyoruz arkadaşlar. 6. koşuda 2 numara banko. Evet, şimdi 7. koşuya geçelim. İkinci altılı ganyanın da 4. ayağı. Burası da arkadaşlar 4 tane, özür dilerim, 2 tane safkan dışına çıkmaz olarak biz burayı görüyoruz. Buradaki ilk atımız bizim 4 numaralı Kingman Go. Gökhan Kocakaya ile iyi bir uyum sağladı. Kaliteli bir safkan sonuçta. Biraz son koşuda ikinci oldu, biraz performans eksikliği oldu ama onu da gidermiş olabilir. İkinci atımız da 6 numaralı Kuzey Yağmuru Halis Karataş'la beraber. Burası da 4 ve 6'nın dışına çıkmayacağını düşünüyoruz. Tabii ki burada eğer bu iki safkanın dışında konuşursak 2 tane daha attan bahsetmek lazım. Bunlardan bir tanesi 5 numaralı Kuru Soğan ve diğeri de 2 numaralı El Nino. Burada 4 ve 6'yı az bulanlar 2 ve 5'i de ilave ettikleri takdirde burada bu ayağı kapatmış gibi olacaklardır. Ama dediğim gibi bu 2 tane safkan 4 numara Kingman Go ve 6 numara Kuzey Yağmuru mücadelesini izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben hatta bitmiş bir ikili gibi düşünün bunu diye düşünüyoruz. Evet, şimdi 8. koşuya geçelim. İkinci altılı Ganya'nın burada tabela ayağı olmuş oluyor. 5. ayak. Burada da maiden bir koşu bizi bekliyor. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kısa mesafe bir koşuda mücadele edecekler. Bu 10 tane safkan içerisinde 4 tane seçtik. 10 numaralı Manolya Gökhan Kocakaya ile, bakın Gökhan Kocakaya üzerinde bütün bizim şablonumuzda Gökhan Kocakaya'nın bindiği safkanlar ön planda. Dikkat ediyorum, bugün Gökhan Kocakaya ile dün de iyiydi. Bu İstanbul pistinde çok iyiydi gerçekten. Burada da bugün de dikkat ediyorum, devam edebilir. 10 numaralı Manolya ilk atımız, 8 numaralı Elit Can Karacalar'ın antrenörlüğü arkadaşlar ve 9 numaralı Harlak Ayhan Kurşun'la. Açıkça söylemek gerekirse bu 9 numaralı Harlak bu grupta Ayhan Kurşun'a çok şanslı gerçekten, turbo yavrusu. Hani böyle direkt olarak çıktığı gibi bitirecek tarzda zaten 1 numaralı starttan çıkıyor. Hani ben AGF oranlarına göre kendi şahsi düşüncem küçük kuponlarda belki de riske edilip tek daha atılabilecek bir safkan 9 numaralı Harlak. Ve 7 numaralı arkadaşlar Beninay Sultan Ali Alpagut'la gününde sürprizini yapabilir. Özür dilerim, 6 numaralı Arslan Kraliçe burada Gökhan Gökçe ile 4. atımız arkadaşlar. Burayı 10, 8, 9 ve 6 olarak geçiyoruz arkadaşlar. 10, 8, 9 ve 6 olarak geçiyoruz. Evet. Altının son ayağına geldiğimiz zaman 9. koşudayız. Toplam 16 tane safkan var burada. Şartlı bir koşu, şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Saat 5.30'da noktayı koyacağız İzmir'e son ayakta. Burada da 4 tane ata yer veriyoruz. 2 numaralı güçlü kız Halis Karataş'la. Normal şartlar altında tabii bu grubun aslında üstünde kalıyor tabii ki ama şu ikramiye biraz böyle 45.500 biliyorsunuz bazen şartlı için bazı atlar koşması gerektiği için koşuyor. Yani burada ben zerre kadar bu atın geleceğine inanmıyorum ama otomatikman atın etiketi var, yani markası var. Sonuçta güçlü kızı yazmak durumundayız. Hem de ilk at olarak yazmak zorundayız. 5 numaralı Giallo Ragazza. Bana göre bu atın kesinlikle zamanı geldi. 5 numaralı Giallo Ragazza'yı ikinci at veriyoruz arkadaşlar. Ve 9 numaralı Citroen İlker Soyat'la
Baktığımız zaman bu da son üçüncülüğü var. Gayet tatminkar. Ve dördüncü atımızda 7 numaralı Race Channel Mehmet Kaya ile gerçekten Deniz Kurtel ekürlerinin burada bu atı özenle çok şey beklediğini biliyoruz ve burayı bu ayağı da 2, 5, 9 ve 7 şeklinde geçiyoruz. Tabii ki burada yeri olanlar yani 2'yi herkes bekleyecek muhtemelen birçok işte 2'yi tek de atabilir ama burada bakın ikonik var. Yani 15 numara, 16 numara ve arkadaşlar Bambaleo'yu daima biz takip ediyoruz. Her an böyle bir bomba patlatacak bir gün. O yüzden 8 yani ekürler 8 ve 12'yi de yeri olanların yazmasında daima yarar var arkadaşlar diyoruz. Evet burayı 2, 5, 9 ve 7 geçtik. Tabii ki yeri olanını da ona göre söyledik. Hatta 6 numaralı Lady Biscuit dahi günün bombasını patlatırsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi bütün bu gene söylediklerimizin hepsini web sitemizde mevcut. www.marksporttahmin.com'a ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Orada şu anda şablonumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey web sitemize ulaşıp çalışan bir e-mail adresinizi buraya girmeniz ve size gelen konfirmasyon e-mailini tıklayarak web sitemize geçmeniz o kadar. Kullanıcı adı ve password'ünüzü, şifrenizi yazıp istediğiniz zaman web sitemizden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir hafta bizi bekliyor. Herkese bugün bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. İyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.